Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra dolar kurunda satışlar geldi. Dolar kuru düşmeye başladı. İşte bugünkü videomuzda biraz buradaki kritik seviyelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü buradan dolar düşecek, buradan dolar çıkacak böyle diyebilmek için bu verilen müjde nedir? Bir kere bunu anlayabilmemiz gerekiyor. İşte çeşitli spekülasyonlar var. Bunlardan bir tanesi işte Karadeniz'de doğalgaz bulundu vesaire gibi. Doğalgaz olur, petrol olur vesaire olur. Böyle şeyler hep Türkiye'de bulunur. Ama bulunan rezervin çok da ciddi bir şey olmadığı ortaya çıkar. Ondan sonra tabii bu bir hayal kırıklığı yaratır. Umarım bu sefer öyle bir şey değil. İyi bir şey, güzel bir rezerv. Ve ülkemiz için de güzel bir haber hakikaten. Az da bulunsa güzel haber ama daha ciddi manada böyle cari açık üzerinde çok önemli bir miktarda olumlu olabilecek güzel bir haber olmasını ben ümit ediyorum ama olmayabilir. Olmayabilirse o zaman nasıl davranmak gerekiyor? Olursa nasıl davranmak gerekiyor? Bundan başka bir de Merkez Bankası var, yani para politikası şeyi var, kararları olacak. Ekonomi yönetiminden belki başka kararlar da çıkacak. Bunları da bekliyoruz. Bunlar nasıl bir şey olabilir? İşte politika faizi mi artacak yoksa politika faizi artmayacak da geç likiditeye gönderecekler, geç likiditenin faizini arttıracaklar. Efektif olarak gene mevduat faizleri de artmış olacak vesaire gibi. Böyle bir şey mi olacak? Onlar hakkında şöyle bir değerlendirme yapacağım şimdi sizlere. Şimdi şu bizim grafiğimizdeki görmüş olduğunuz uzun vadeli dolar TL trendi. Burada 7.39 önemli bir yer olduğundan bahsetmiştim. Oraya kadar geldi. Buralardan dönebilir dedim bu hafta. Çünkü göstergeler bana işte bir aşırılıklar olduğunu gösteriyor. Bu hafta buralardan dönebilir dedim. Ve de iyi bir haberle de bu dönme şeysi olabilir. Yani merkez ekonomi yönetiminden ki böyle bir haber çıktı. Zaten yani teknik olarak da biz bunu bekliyorduk şöyle. Böyle de bir haber çıktı. Tamam, denk geldi diyebiliriz. Şimdi burada halen daha dolarda yön yukarı. Dolarda yönün yukarının durması için 7.20'nin altında bir kapanış görmemiz lazım. 7.20'nin altında kapanıyorsa dolarda yukarı yönlü hareket durmuştur diyeceğiz. Eğer ki 7.14'ün altında kapanıyorsa dolarda kısa vadeli bir düşüş trendi başlamış olacak. İşte iki tane seviyemiz budur. 7.20 ve 7.14. Bunların altında kapanışlar olması durumunda 7.20'nin altında artık dolarda yükseliş durdu diyeceğiz. 7.14'ün altında da kısa vadede düşüş başladı diyeceğiz. Nereye kadar düşebilir derseniz işte şu daha önceden önemli bir seviyedir dediğimiz Ichimoku'daki şu 6.97 seviyesi vardı. Bakın o şimdi daha aşağılara gitmiş durumda ama şöyle bakmak lazım. 6.90 ile 6.85 arasındaki banda kadar düşebilir eğer bu 6.14 arasında 7.14'ün altında bir kapanış görüyorsak. Hatta ki 7.20 altında bir kapanış görüyorsak da gidişat o yöne doğrudur ağırlıklı olarak mı? 7.14'te kırılıyorsa o zaman tamam 6.90, 6.85 aralığına geliriz. 6.80 kırılabilir mi? 6.80 kırılabilirse çünkü yani burada belki iki şey birden olacak. Ne olacak? Belki işte efektif olarak bu faiz artacak. Ama politika faiziyle, ama geç likiditeyi yönlendirerek ve geç likiditeyi faizini arttırarak vesaire bir şekilde piyasanın beklenen enflasyonun şöyle 2 puan falan belki 3 puan önüne geçilebiliyorsa, 200 ya da 300 bas puan önüne geçilebiliyorsa falan bir de üstüne iyi haberle o zaman belki 6.80 de kırılabilir. 6.80 kırılması demek ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Şu Ichimoku'yu kapatalım. Şu böyle uzun bir süreden beri yani 2019 Mayıs'ından beri gelen bu yükseliş trendi böyle bu 6.80'de kırılıyorsa bitmiş oluyor demektir. İlk etapta bu 6.59 verdiğim hedefine daha önceden gidecek demektir. Tekrar o senaryoya dönmüş olacaktır ve ondan sonra belki buralarda bir süre oyalanabilir. Daha aşağılara da
gitmeyebilir. Bilemiyorum. Öyle bir şey olursa oradan bakalım. Ancak bu bahsedilen haber aslında ekonomi üzerinde biraz moral yaratsa bile çok ciddi bir rezerv olmayabilir. Dış yani cari açık üzerinde çok bir etkisi olmayacak bir şey olmayabilir. Bu, bunun bir rezerv değil veya işte neyse yani bu. Ve buradan gelecek faiz arttırımı şeysi de enflasyon beklentilerinin üzerine 200-300 bas puan belki geçemiyor olabilir. Ve böyle bir durumda bu 7.39'da kırılıp üzerine gidecek olursa işte o zaman o 8 var. 8'den evvel de bir şeyler olabilir mi dersek o zaman onunla ilgili de şöyle bir çalışma yapabiliriz. Mesela şuradan başlatsak Fibonacci'mizi böyle şunu alıp şöyle biraz yukarı doğru çeksek ve evet şöyle oturtmaya çalışıyorum. Tamam, şu aşağısını oturttum. Şurayı da şöyle oturttum. Burası da güzel geldi. Şu seviyede iyi. O zaman 7.85 mi oluyor şurası? Şöyle biraz çekiyorum. Evet. 7.80 falan. 7.80 falan gibi bir yerlere gitme ihtimali var. 8'den evvel 7.79 gözüküyor. Evet, peki. Öyle bir yerlere de gitme ihtimali var. Direkt 8'e de gitmesi gerekmiyor. Ancak tehlikeli yerler her durumda. Hemen de 7.40 kırıldı. Hızla 7.80'e girdi demeyeceğiz belki ama tehlikeli sulara girmiş olacağız o zaman. O yüzden ümit ederim ki hem bu haber gerçekten yani arkası sağlam bir haber olsun, ciddi bir şey olsun. Hem de ekonomi yönetimi bu faizler konusunda piyasaya istediğini verebilsin. Ancak bunlardan bir tanesi belki olur, diğeri olmaz. İşte o zaman bu teknik seviyelere bakmamız gerekecek. İkisi birden olursa zaten o 6.80 neden olmasın. İşte bugünlük de bu kadar.